Sene 1993. Etüde gidiyorum. O zaman etütte nefis bir hatun var. Böyle kumral, masmavi, çakır mavi gözler, iri göğüsler, boylu poslu, kalem gibi bembeyaz bir ten. Tabii testosteron doluyuz. Bayıldık. Görür görmez zaten aklım başımdan gitti. Kızla arkadaşlık kurduk. Bu arada yanaşamıyoruz, cesaret edemiyoruz, bir hamle yapamıyoruz. Bu esnada sabahları yürüyüş yapıyorum etüde giderken. Yürüyüş parkurunun üzerinde de kız var. Kızı haftanın 3-4 günü yürürken, geçerken evinden alıp beraber yürüyoruz. Arkadaşlık kırıla gidiyor fakat ben farkında değilim. Ben alev alev yansam da kadın beni friendzone'a, arkadaş bölgesine atmış. Arkadaşça takılıyor. Ve sizin o her şeyi bilen hocanız var ya, beta'nın önde gideni olmuş. Üniversite sınavına girdik. Üniversite sınavına girmeden önce böyle ufaktan bir hamle yaptım. Amma ve lakin nazlanarak ya Cem olmaz diye kibarca reddettim. Üniversiteye gittim. Üniversitedeyken de düzenli olarak telefonla görüşüyoruz. Ben İstanbul'a gittim, o Ankara'da kaldı. Görüşmeye devam ediyoruz. Sömestr tatilimi, bayram tatilimi bir gittiğimde ciddi ciddi açıldım. Kendi kendime pratik çalışma yapıyorum. Salaklığın önüne gideni. Açılmak ne demek? İşte duygularımı anlattım, beğendiğimi vesairesini. Kız yine kibarca, Cemciğim ben öyle düşünmüyorum dedi. Yine postaladı bizi. Fakat hırs yaptım dedim ya, alev alev yanıyoruz. Hani böyle taktım kafaya bir kere. O benim olacak yani, bir şekil olacak. Yani o hayatımın kadını, o beğendiğim kadın, o sevdiğim kadın, kendi kendime daha elini tutmadığım kadına aşık oldum arkadaşlar. Böyle bir dengesizlik, böyle bir mallık yok. Bu arada yediğimiz ikinci reddi de o zaman genetik altyapımız bozuk, morbid obez olduğum, böyle kıçımın kapılardan sığmadığı, göbeğimin dize doğru sarktığı, işte gayet büyük bir gıdığımın olduğu, hatta gıdıktan boynun görünmediği ve saçlar uzun, metalci, fakat öyle bir fönlü garip bir saçım var ki uzatmışım, bildiğin Elizabeth görünüyor. Yani dümdüz olduğu için sakallar daha yeni bitmeye başlamış. Anlayacağınız çirkinlikten de ölüyorum. Bütün bu red hikayesini o taktığım kadında çirkinliğime verdim. Yani güzel olmadığıma, yakışıklı olmadığıma, şeklimin şemalimin düzgün olmadığına. Yapımızda da inat var, hırs var, azim var, başarma odaklı bir karakter var. Ne yaptık? Önce Amerikan futboluna, üzerine vücut geliştirmeye başladım. Böyle motivasyonumu anlatamam kardeşlerim size. Yani bench press'te kısa bir süre içinde 100 kilonun üzerinde bench press yapıyorum. Acayip bir diyet yapıyorum. Sporcu diyeti definisyona girmek için. Günde en az bir, mümkünse iki defa kardiyo egzersiz yapıyorum. Üzerine haftada iki gün Amerikan futbolu antrenmanım var. İnanılmaz tertemiz yaşıyorum. Bir tane kaçamağım olmuyor. O morbid obeziteden kurtulmak üzere yaklaşık 9-10 ay içinde, bir seneyi bulmadan 40 kilonun üzerinde vermeyi başardım. Üzerine de çok ciddi bir kas kütlesi ekledim. Bildiğiniz six pack'lerle, adonislerle dolaşan bir Yunan tanrısı haline geldim. Ve bu arada bu etütteyken tanıştığım ablamızla da arkadaşça görüşmeye devam ediyorum. Tabi özgüven zirvelerde. Bir Yunan tanrısına döndüğünüz zaman o six pack'lerle, o geniş göğüsle, büyük omuzla, bicepslerle dolaştığınız zaman, İstanbul'da okuyorum, Bağdat Caddesi'ne çıktığım zaman kadınlardan laf yiyen, hatta yaşlı teyzelerin pandik attığı felaket bir adamım. Bu arada kadınlarla oyunumuzu da çözdük. Gayet güzel. Dönem dönem beraber olduğum kadınlar oluyor. İlgi görüyorum. İlgi gösterdiklerimi elde edebiliyorum. Fakat Ankara'daki ablaya takığım ve görüşüyoruz. Gel zaman git zaman Ankara'daki ablanızla arkadaşlığımız tekrar ilerledi. Böyle bir sevgili gibi haftanın aşağı yukarı her günü telefonla görüşüyoruz. Ben iki haftada bir Ankara'ya gidiyorum. O arada İstanbul'a geliyor. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Böyle sabahlar olmasın, eğlenceler, gezmeler, tozmalar, her şey tamam tamam dedim ya. Artık oldu yani. 2,5 sene uğraştım. Hani olmaması için bir sebep yok. Fakat kafa hala beta bir kafa. Ve çok değer veriyor. Çok özel. Hayatının kadını muamelesi yapıyor. Ve evet, son hamleyi ben yine Ankara'daki ablanıza yaptım. Ve sonuç değişti mi?
Hayır, değişmedi kardeşlerim. Arkadaş bölgesindeyim. Yine çok kibarca benim ne kadar iyi bir insan olduğumu, beni ne kadar çok sevdiğini, ne kadar benden ayrı yapamadığına dair böyle dil dökerek, ama Cem ben seni öyle düşünmüyorum, düşünemiyorum. Yani ne olur üstüme gelme diye ablanız biraz kibar, biraz kabaca, karışık, ortaya karışık yine Cem hocanızı reddetti. Dünyam başıma yıkıldı. 2 sene emek vermişim. Bildiğin herkesin beğendiği, hatta o dönem böyle bir manken ajansıyla, sahibiyle tanışmıştım. İlla hani seni de ekibe katalım diyordu. İşim gücüm var benim. Hani böyle şeylerle işim olmaz deyip de reddedecek kadar yakışıklı ve fiziği düzgün bir adam olmuşum. Uzun saçlı, metalci tarzdan daha eli yüzü düzgün, kabul edilebilir ve üst düzey bir tarza geçmişim. Bildiğin girdiğim ortamlarda kadınlar benimle tanışmaya geliyor, kendileri olta atıyorlar. O seviyeye gelmişim. Beni istemiyor. Anlatamam ben size yıkımı. Atladım otobüse, geri İstanbul'a döndüm. Aklımı yemiş bir şekilde ve bu arada daha önceki videomuzda söylediğim üzere bir keşiş moduna girdim. Yani içime çekildim. Ne oluyoruz dedim. Ne yapıyorsun? Sen çünkü böyle bir rezil edilmiş, böyle bir kötü hisseden, böyle bir değersizlik hissini hayatımda yaşamadım. Ve o keşiş modundan çıkarken 96 senesinde öyle bir dayak yedim ki, öyle bir darbe yedim ki 27-28 sene geçti. O zamanki girdiğim, kendi özüme çekildiğim, keşiş modunda edindiğim prensipler hala değişmedi. Değişmeyecek. Kendi çocuklarıma öğrettim ve sizlere de öğretmek için dilimizin döndüğünce YouTube ortamında hizmet vermeye, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Emin olun ki arkadaşlar, benimki gibi sizlere bir şeyler öğretmeye, iletmeye çalışan, aydınlanmış, belirli aydınlığa sahip insanların tamamı travmalarla aydınlanırlar. İşte benim hayatımda yaşadığım en büyük ve ilk travma. Bu travma pratik çalışma gibi oldu. Bu travmayı çalışırken işleyeceğimiz konu vanitis konusu. Vanitis nedir biraz sonra size anlatacağım ve videonun sonunda o vanitis'ten nasıl kurtulacaksınız? Vanitis'in çözümü nedir? Onu anlatacağım. Kızıl Sırlar'dan Zeynel Cem Demirhan. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve değer verdiğiniz insanlarla paylaşmayı unutmayalım lütfen. Kırmızı hap içerik üreticileri vanitis, vanitis diyerek bir kavram anlatıyorlar. Bakın gelelim vanitis nedir? Van hepimizin bildiği birdir. Itis iltihap anlamına gelmektedir. Yani iltihaplı bir şekilde, hastalıklı bir şekilde bir kadına tutulmak, bir kadının peşinde koşmak, bir kadına takılmak ve inat etmek. Bu yolda hayatını harcamaya vanitis diyorlar. Tam olarak Türkçe karşılığı yok. Bulmaya çalıştım, bir Türkçe karşılık getirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Hastalıklı ilişki veya hastalıklı takıntı gibi çevirebiliriz. Ama velakin şimdilik vanitis olarak kullanalım. Belki dilimize vanitis olarak kalır, vanitis olarak geçer. Yapacağımız bir şey yok. Kardeşlerim, bir kere vanitis dediğiniz şey bir kadının özel olduğunu, çok böyle bir unicorn gibi vazgeçilmez ve muhteşem olduğunu ve sizin onun için tek önemli özel olduğunu düşünerek bütün varlığınızla, bütün kaynaklarınızla ve bütün enerjinizle bir kadına yatırım yapmanız demektir. Ve bu sizin erkek olarak gireceğiniz en sağlıksız sarmaldır. Ve bu sarmaldan çıkması da girdikten sonra gerçekten zordur. Çünkü duygusal olarak beraber olmadığınız, karşılığında hiçbir şey almadığınız bir kadına yatırım yapıyorsunuz demektir. Ve insanlar yatırımlarına sahip çıkar, yatırımlarını korumak ister. Ama ve lakin bu getirisi olmayan ve genelde götürüsü olan bir yatırımdır. Tabii benim az önce anlattığım özel hayatıma dair hikayede bana bir getirisi oldu. Ne oldu? O morbid obez, yemeğe düşkün, spor yapmayan, o lap göt diye tabir ettiğimiz formumdan
çıkıp daha atletik, daha sportif ve daha üçgen, Greco-Roman tarzı orantıları çok düzgün, çok daha üst düzey bir hale gelmeme sebebiyet verdi. Ama ve lakin yani bütün kardeşlerimiz, bizi dinleyen kardeşlerimiz benim olduğum kadar mantıklı sebep-sonuç ilişkisi kurarak davranıp hatalarını veya yanlışlarını giderip üst forma çıkarmadıkları gibi yine biraz sonra anlatacağım şekilde o one-itis modundan, o hastalıklı takıntı modundan da çıkamıyorlar. Şimdi one-itis size pazarlanan o Disney masallarının, ana akım medyada verilen hikayelerin, psikologların bir sonucu olarak yapmanız gerektiğini düşündüğünüz bir şeydir. O özel kadını, o yüce kadını aradığınız için siz one-itis'a takılırsınız. Halbuki kanalımızda ne diyoruz? Yüce kadın yoktur. Kadın kadındır. Siz nasıl erkek olarak bir insan evladısınız, insan olarak yersiniz, içersiniz ama aynı zamanda sıçarsınız da, insan olarak tertemiz de kokarsınız, leş gibi de kokarsınız. Yani netice itibariyle yüce bir varlık değilsiniz siz erkek olarak. Kardeşlerim, kadınlar da yüce bir varlık değil. Onlar da sizin gibi bir insan. Onlar da elf dünyasından gelen kraliçeler, prensesler değil. Nasıl siz elf dünyasından gelen bir prens değilseniz, kral değilseniz, onlar da sizin gibi ter kokabilirler, hasta olabilirler, sinirleri bozulabilir, başarılı olurlar, başarısız olurlar, güzel olabilirler, çirkin olabilirler. Yani sizden daha fazla değerli bir cins değil. Siz neyseniz karşınızdaki kadın da o. Ama size yüce bir kadın arama, o kadını arama güdüsü programlandığı için bir yerde birçoğumuz, belki benim kadar, belki daha az, belki daha takıntılı bir şekilde bir kadına takılabilmekteler. Bir ikincisi, sizin bu one-itis denen hastalıklı takıntı tuzağına düşmenizin temelinde kadınlarla başarısız bir beta olmanız yatıyor. Yani kadınlara yatırım yapan, kadınlara özel davranan, kadın için canını veren, kadın 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 diye dolaşan ve aynı zamanda friend zone'a, yani arkadaş bölgesine atılıp biz arkadaşız Ahmet, biz arkadaşız Mehmet, biz arkadaşız Cemcim deyip de reddedilen zavallı zayıf adam olmanız yatmaktadır. Kolay kolay benim tanıdığım doğuştan alfa olan ve kadınlarla ortaokul, liseden beri arası çok iyi olan kardeşlerimin hiçbirisinin hastalıklı bir şekilde bir kadına tutulup bir kadının peşinde seneler harcadığını görmedim. Bakın, çok samimi bir şekilde itiraf ediyorum. Evet, bir zamanlar ben de beta kardeşlerinizden birisiydim. Yani bir kadın uğruna ciddi anlamda çok ciddi zaman ve çok ciddi emek yakacak kadar bir kadını önemseyen zavallılardan birisiydi. Bunu fark ettiğiniz zaman nasıl aşacağız? Yani tanımlamayı yaptık. Yaşadınız ya da yaşamadınız. Belki yaşayacaksınız. Anlattım ya size az önce. İstanbul'a döndüm. İstanbul'a döndükten sonra bir derviş moduna çekildim. Kendi içime döndüm ve sorguluyorum. Ya diyorum, gerizekalı, sen kadınlara ulaşabilen de bir adamsın. Niye kendini küçük düşürdün? Niye kendini bu kadar değersiz hissettirdin? Kim bu kadın da senin bu kadar yatırımına hayır diyor? Kim bu kadın? Bu kadın da özel olan ne ki, ne verdi sana, ne yaptı veya ne verebilir ki deyip kendi kendimi sorguluyorum. Bakın, o dönem için söylüyorum. Kız, hatırlamıyorum, cırttan bir üniversite kazanmış. Bildiğim kadarıyla ailesi öyle çok da önemli olmayan vasat bir hatun. Kendisinin öyle çok üst düzey bir zekası, kapasitesi, bir potansiyeli de yok. Ama ben o dönem için Ankara'nın en iyi ailelerinden birisinin çocuğuyum. Türkiye'nin de en iyi okullarından birisinden mezun olmuşum. Oradan kalkmışım, Marmara Üniversitesi'ne, hukuk fakültesine gidiyorum. O da yine Türkiye'nin en önemli, böyle en üst düzey okullarından birisi. En kötü ihtimalle gidip iyi bir yerde bir kamu kurumunda çalışacağım ve toplum içinde çok üst düzey bir yer beni bekliyor. Yani ben bu kadar üst düzeye oynarken orta şeker, ortalama bir kadına niye bu kadar tutuldum? Niye bu kadar bozuldum? Bunları sorgulamaya başladım. Ve bu arada imdadıma o zamanki Leman dergisi yetişti. O zamanki hangi sayısı veya hangi yazardı hatırlamıyorum. Leman dergisinde bir çizgi dizi vardı. Ve çizgi dizide sorunlu bir kadına ve sorunlu bir adama tavsiyelerde bulunan böyle bilge bir abi modeli vardı. Ve o bilge abi şöyle diyordu. Kadın bulamıyorum diye çok bozulan, morali bozuk, kendini alkole vermiş,
derbeder etmiş bir arkadaşa, çizgi dizideki arkadaşa. Gözlerini kapat dedi. Kadıköy'ü düşün dedi. Beyoğlu'nu düşün. Beşiktaş'ı düşün dedi. Buralarda şu anda sokakta binlerce, on binlerce insan dolaşıyor. Ve hayal et, onları elbiselerini çıkartarak hayal et dolaşan insanları. Ve o elbiseler çıktığı zaman kardeşim dedi, etrafta binlerce meme dolaşıyor dedi. Etrafta binlerce göt dolaşıyor dedi. Binlerce vajina var dedi. Güzeli var, çirkini var, sarkığı var, düzgünü var, genci var, yaşlısı var. Ya kafanı taktığın şeye bak dedi. Uğruna kendini telef ettiğin şeyden etrafta binlerce, on binlerce var. Niye canını sıkıyorsun ki geri zekalı dedi. Ve o çizgi dizinin içinde bunları o kadar güzel tasvir etmişler ve o kalabalık meydanlarda çıplak tasvir edilen insanları çizmişler ki o an düşündüm. Ya evet, ben bir kadına takıldım ama kardeşim etraf kadın dolu ve her cinsinden güzeli var, çirkini var, kısası var, şişmanı var, zayıfı var, sarkık memelisi var, tilki burunlusu var, var oğlu var. Yani ben niye kalkıp bir de hele de Ankara'da dinin nikahındaki bir kadına bu kadar taktım diye aydınlandığım an işte o iltihaplı, hastalıklı takıntıdan kurtulduğum an oldu. O yüzden böyle herhangi bir kadın, beraber olun ya da olmayın, en kötüsü beraber olmadan takıldığınız, takıntı yaptığınız kadınlardır. Yine beraber olsanız da, yani bu bir evlilik de olabilir, basit bir günlük ilişki de olabilir, 3-5 aylık orta şeker bir ilişki de olabilir. Herhangi bir kadına taktığınız zaman yokluk bilincinden, olmadığını varsaydığınızdan ve muhtaçlığınızdan o tarafa, o kadına bu kadar yatırım yapıp, bu kadar takıp duygusal olarak artı maddi olarak da kendinize büyük zararlar verebiliyorsunuz. Burada aydınlandıktan sonra kadınlarla aşk hayatım, ilişki hayatım devam etti mi? Etti. Ha bu arada her tanıştığım, her istediğim kadın elde edebildim mi? Hayır, edemedim. Yani bir kadınlardan ben başka videolarda da anlattım. Reddiyebilirsiniz. Önemli değil. Önemsememeye başladım. Ve ondan sonraki prensibimiz ne oldu kardeşler? Gelirsen Ekim'e, gelmezsen Kasım'a diyelim. Yani önemsememeye başladım. Neden? Ondan sonraki hayatım bu olayların oluşunun üzerine dediğim gibi 27-28 sene geçti. Bu kadar zaman içinde kendimi önemsemeyi ve kendimi değerli görmeye başardığım için hastalıklı takıntı haline getirdiğim ikinci bir kadın olmadı. Nihayetinde muhtaç olmadığınız zaman ve bolluk bilincinde olduğunuz zaman, hep bolluk bolluk diyoruz ya, evet bolluk vardır. Dünyada erkek olarak bulabileceğiniz en bol kaynak dişidir. Arkadaşlar dünyada 8,5 milyar insanın yarısı kadın, yarısı erkek. O yüzden paradan, işten, ticaretten, eğlenceden, bilgiden, her şeyden daha çok bulduğunuz kaynaktır kadın. Bu kadar kaynağı bol olan bir şeye takmak ve bunu bir hastalık haline getirmek sizin kendi tercihinizdir. O yüzden Cem hocanız der ki gelirsen Ekim'e, gelmezsen Tikim'e, ana prensibimiz olsun. Hepinize selamlar.